bildirdi. Hani bazılarına göre Türkiye üzerinden Amerika'ya da bildirdi falan deniyor ama tabii ne kadar doğrudur, ne kadar gerçektir bunu bilmemiz mümkün değil. Yani şeyler bilir belki. Onun için Türkiye şu anda aslında epey bir zamandır, yani 2,5-3 senedir Ukrayna Savaşı başladığından bu yana Türkiye yerini belli etmeye çalışıyor. Nerede olayım? Türkiye de zorlanıyor. Yani bu işte İsveç'in NATO'ya girmesi vesaire falan, F-16'lar Amerika ile aramızdaki bu soğukluğun giderilmesi, Amerika'ya yapılacak olan ziyaret, Sayın Cumhurbaşkanı ziyareti, Biden'la görüşmesi falan, bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye bir arayış içerisinde. Yani bu arayışta güvenliğini sağlayacak bir, ikincisi ekonomisini düzeltecek ki bir de bütün dünya 4-5 sene sonra çıkabilecek bir savaşa doğru yavaş yavaş hazırlık yapıyor. Yani stoklarını ayarlıyor, mermi stoklarını yapıyor. Nasıl bir savaş bu? Efendim? Nasıl bir savaş? Tarafları ne? Yani bu bu savaş şöyle, daha doğrusu şöyle bir şey söyleyeyim. Bu diktatör dediklerle demokrasi dedikleri arasındaki bir savaş. Türkiye bu iki grubun arasında bir ülke. Yani dolayısıyla ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlarını karşılamak, ekonomisini düzeltmek durumunda. Bu savaşı hazırlamak için de mevcut kapasitesini ne zaman, hangi şartlarda geçebilir, savaş ekonomisine geçirebilir, bunun hesabını yapıp ne üretebilir, savaşta ne kadar dayanabilir, ne kadar sürerse, 60 gün olacak, başka bir ne kadar olacak, bütün bunları Türkiye şu anda bunları düşünüyor. Ama üyesi olduğumuz bir birliktelik var, NATO. NATO. Evet. Yani bu işin NATO ile şimdilik alakası yok. Benzer bir sıkışmışlığı Libya'da da yaşamıştık. Yani Amerika Libya meselesinde NATO'yu dahil etmek istedik. Doğru. Biz karşı durmuştuk. Şimdi de NATO durduk ama sonuçta yine uçak gönderdik. Evet. Yani baktık ki Fransa ön alıyor, bilmem ne alıyor. O zaman biz niye geç kaldık diye gittik. Ama yine de Libya meselesinde Türkiye doğrudan operasyona girişmedi. Girişmedi, doğru. Yani hatta tarafları bir araya getirmeye çalıştı. Güvenlik sağladı. Şimdi bu meselede biz bir taraftan NATO üyesiyiz. Diğer taraftan da en çok, yani sizin de Ukrayna Savaşı'nda da konuşmuştuk. Hani bir İsrail'in bölgedeki hedefleri var. Bunu herkes biliyor. Yani Lübnan, Suriye, sonrasında İran. Ama akla gelen soru da şu. Sonra sıra Türkiye'ye gelecek. Türkiye'deki karışıklık. Ciddi bir göç meselemiz doğru, var. Doğru. Hatta böyle bir şey devam ederse yeni bir dalgayla da karşılaşabiliriz endişesi yaşanıyor. Bu anlamda da ben Alev'in sorusunu biraz daha açarak da